Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Jim Cramer'ın özellikle yine son açıklamalarından sonra arkadaşlar Binance'ın çöküp çökmeyeceğiyle alakalı yine pek çok şey gündeme oturdu. Bir kere şunu söyleyeyim arkadaşlar. Binance'ın iflası gibi bir durumu şu an kesinlikle olduğunu zannetmiyorum. Gerçekten piyasadaki fut haberlerden kaynaklı bu bundan aylar önce de çıktı ve çok ciddi halde gündem oldu. Yani bakınız ki örneğin ortalama tam bilemeyeceğim ama Mart, Nisan gibi olması lazım. Yine Binance'ın çöküşüne dair pek çok haber piyasaya çıktı işte. ABD tarafındaki soruşturmalar vesaire. BNB yine büyük ölçüde düşüşe geçti, şimdiki gibi şortlamalar oldu gibi 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 aslında pek çok durum oldu arkadaşlar. Şu anki durum yine biliyorsunuz CZ bu rezerv kanıtı muhabbetini çıkardı FTX'in çöküşünden sonra. Aslında pek çok noktada da firmalar vesaire CZ'yi yine buradan vurmaya çalıştılar. Dolayısıyla piyasadaki fut haberlerden ben daha ileri gideceğini zannetmiyorum bu Binance'ın çöküş haberlerini. Bir kere onu söyleyeyim. Zira biliyorsunuz pek çok durum oldu. İşte başta Jim Cramer konuştu. Sonra firmaların pek çok Binance'ın iflas edeceğine dair söylentilerde bulundu. ABD soruşturması derken aslında pek çok durum çıktı ki bu hala devam ediyor. Yani ABD'nin işte soruşturma süreci, haber sitelerinin paylaşımı gibi. Fakat bütün bunları şöyle bir ele aldığımız zaman Binance tarafında herhangi bir likidite problemi yok. Ya da adamların herhangi bir açığı ya da sıkıntısı yok. Genel itibariyle zaten bilinenin aksine ABD tarafındaki soruşturma kara para aklama üzerine gidiyor. Yani olası bir iflas ya da çöküş üzerine değil. Zaten borsanın çöküşü gibi bir durumdan dolayı soruşturma başlatılmayacak. Eğer başlatılacaksa kara para aklama üzerine başlatılacak. Dolayısıyla burada çöküş gibi bir durum yok. Ha, kara para aklanıyor mudur? Onu da zannetmiyorum. Soruşturmanın başlayacağını da düşünmüyorum. Dolayısıyla büyük ölçüde piyasadaki fut haberler ne yaptı arkadaşlar? Bu durumlara yön verdiğini söyleyebilirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim. İzleyen herkese hoşça kalın.